kadrosuna fezleke geldi. İşte o fezleke gelen insanlardan biri bizimle beraber Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Fethi Açıkan. Sayın Açıkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Artık. Şimdi hemen fezlekeyi soracağım. Arkadaşlar Sayın Açıkan'a önce bir soru soralım. Sayın Açıkan öncelikle bu fezleke ile ilgili bize kısa bir bilgi verir misiniz? Nedir bu fezleke? Neydi bunun aslı? Neden sizin aklınıza fezleke geldi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi MYK grubuna başta genel başkanımız olmak üzere FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili genel başkanımızın meclis kürsüsünden sorduğu ve yanıtlanmasını istediği soruları içeren bir kitapçığımız vardı biliyorsunuz. Bu kitapçığın toplatılması ile ilgili bir yasal süreç başlatılmıştı. Oysa bu kitapçıkta kullanılan kaynakların önemli bir bölümü, neredeyse tamamı medyada sorulmuş sorulardan, meclis kürsüsünden sorulmuş sorulardan, darbeyi araştırma komisyonunda milletvekillerimizin sorduğu sorulardan ve sosyal medyada, geçen tartışmalardan derlenmiş bir metindi. Bu metnin en temel amacı Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminin arkasında duran mekanizmaların yeterince araştırılmadığıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süredir dile getirdiği sorulara hükümetin ciddi bir şekilde cevap vermesi talebiydi. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden, darbesinden sonra çok sayıda yurttaşımızın hayatını yitirdiği bu meşhum darbe girişiminden sonra mecliste araştırma komisyonları kuruldu ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldı. Milletvekillerimiz darbeyi kınayan açıklamaları darbenin ilk anından itibaren yaptıkları gibi hayatlarını tehlikeye atarak Gazi Meclis'in bünyesi içerisinde darbeye direnen grubun bileşenleri oldular. Fakat darbeden hemen sonra gerçekleşen kanun hükmünde kararname rejimi 20 Temmuz darbesi, 15 Temmuz darbesini izleyen 20 Temmuz darbesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu meşhum darbe girişimini aslında bir siyasi manivela olarak kullandığını, muhalefeti sindirmek, susturmak ve devletin kadrolarını siyasi partileri kendine göre tanzim etmek için, dizayn etmek için kullanmak amacı taşıdığını ortaya çıkardı. Genel Başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeye karşı gösterdiği ilk andan itibaren kararlı duruşa ve destek temaslarına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi bunu bir fırsat olarak belirledi ve bunu Türkiye'de demokrasiyi bozmak, boğmak, parlamenter sistemin yerine başkanlık sistemini geçirmek için tüm muhalefeti de baskılamak için bir vesileye çevirdi. Bu süreci biz tersine çevirmek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin safsakladığı soruşturmaların her birini gündeme getirmek için Genel Başkanımız meclis kürsüsünden ve milletvekillerimiz de farklı mecralarda sorular sordu. Bu kitapçık bu soruların Şimdi derlenmiş halidir. şu şeyi sormak isterim öncelikle. Bu fezleke bir kitapçıkla mı ilgili? Size gönderilen fezleke. Evet. Hangi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyunun aydınlatılmasına ilişkin olarak FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilişkili olarak sorduğu soruların derlendiği kitapçıktaki sorularla ilgili bir hakaret, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme Mesela davası hangi açıldı. kitapçık o? Yanınızda mı? Evet. 21 soru Genel Başkanımızın meclis kürsüsünden sorduğu, sizin de önünüzde bulunan 21 sorunun barındırıldığı bir kitapçık ve bu kitapçıkta aslında medyada hiçbir şekilde yer almayan sorular sorulmadı. Meclis kürsüsünden dile getirilen sorular gündeme getirildi. Yani bir kitapçıkla ilgili partinin genel başkanı ve 5 yöneticisine fezleke mi geldi? Evet. 5 Sen... değil, bütün MYK'mıza, geçen dönemki MYK'mıza Tabii Tuncay Özkan ve evet. Yunus Emre'yi de eklerseniz onlar şu Çok an... sayıda He. Aykut Erdoğdu, Oğuzkan Onlara Salıcı. da... Evet, Tabii Aykut Erdoğdu'ya geldi mi? yani Bütün parça MYK parça geliyor. üyelerine Evet. o zaman şimdi ondan bilgimiz yoktu Aykut Erdoğdu isminden. Evet, yani çok Ona da sayıda, geldi. evet MYK'mızın tamamına Tüm Faik MYK'ya o Özturağı, zaman. evet. Faik Özturağı biliyorum zaten. Evet. Yani siz bir kitapçık, yani parti olarak kitapçığa da bakıyorum ben. Yani karikatürler var. 21 Evet. soruda 21 cevapta devleti FETÖ'ye teslim eden diye bir ibare var. Yani inanın bu normal diyelim ki sivil toplum kuruluşu da bu kitapçığı yayınlayabilir. Peki neden?
Ya ne var bunda? Bunda hiçbir şey yok ama olan şu, sorular Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cevaplayamadığı sorular ve hala Türkiye'de demokrasiyi boğmak, muhalefeti sindirmek için kullandığı manevraları ortaya çıkarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin meclis kürsüsünden sormadığı hiçbir soru yok bu kitapçığın içerisinde. Karikatürler var. Doğrudan yurttaşlarımızın bilgilendirilmesine, sorumluların ortaya çıkarılmasına ve bu sürecin tarihsel olarak arka planının aydınlatılmasına dönük olarak talepler var. Ve bunların her biri birer muhalefetin, demokratik muhalefetin sorması gereken sorular şeklinde formüle edilmiş. İçine de karikatürler çizilmiş. Karikatürlerin hiçbirinde de kişilik haklarını rencide edecek. Yok, evet, burada nitelik bulamazsınız. Şunu zaten anlamaya çalışıyorum. Bir kitapçıkla ilgili bir genel başkana dokunulmazlıkların kaldırılması ve yargılanması için fezleke mi gönderildi? Bir evet. Kitapçıkla ilgili. Evet. Hepsi bir kitapçıkla ilgili. Evet, hepsi bir kitapçıkla ilgili. Bu kadar kolay mı ya? Adalet ve Kalkınma Partisi o kadar sıkıştı ki Fatih Bey. Adalet ve Kalkınma Partisi o kadar çıkışsız ki ülkenin hiçbir sorununu çözemiyor. Hiçbir sorununu çözemiyor. Kurumları çökertti, ekonomiyi çökertti, dış politikayı çökertti. En önemlisi halkın ayakta durma, ekonomik olarak geçinme imkanlarını çökertti. Geriye bir tek şey kaldı Fatih Bey. Muhalefeti de çökertmek. Muhalefeti çökertmenin yolu da sudan bahanelerle, dünyada hiçbir ülkede, demokratik ülkede görünmeyecek bahanelerle buna benzer broşürleri, buna benzer kitapçıkları, kamuoyuna soru mahiyetinde yayınlanan kitapçıkları bir fezleke... Toplatıldı değil mi kitapçık? Toplatıldı ve yargı süreci devam ediyor. Ama tabii biz buna da itiraz ediyoruz. Çünkü bu kitapçıkta ve benzeri bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınladığı hiçbir çalışmada kişilik haklarına hakaret eden, halkımızı kutuplaştıran bir ifadeye rastlanması mümkün değil. Bizim en önemli özelliğimiz saray rejiminden ve tek adam hükümetinden en önemli farkımız bizim kutuplaşmayı değil, kucaklaşmayı, susturmayı değil, özgürce yurttaşların soru sorabilme imkanlarını önemseyen bir parti olmamız. Peki bir fezlekeler şey... Fezlekeler bunun için geliyor, dokunulmazlıklar bunun için kaldırılıyor. Bir muhalefeti şey soracağım. Bunun için bastırmaya çalışıyor Adalet ve Kalkınma Bu kitapçığın yayınlanma tarihi ne? Bu Temmuz 2020. Peki Temmuz 2020'de yayınlanan bir kitapçıkla ilgili meclise 128 milyar dolar nerede tartışması başladıktan sonra böyle bir fezekenin gelmesi manidar değil mi? Manidar değil, aşikar. Çok aşikar. Sebep çok aşikar. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi tıkandığı noktada meseleyi muhalefeti susturmak, muhalefeti sindirmek, muhalefetin iç sorunları varmış gibi göstererek kamuoyunun dikkatini başka yere çekmek istiyor. Yapay gündemlerle kamuoyunun en can alıcı gündemini uzaklaştırmak istiyor. Muhalefeti yıldırmaya çalışıyor. Muhalefeti dizayn etmeye çalışıyor. Bakın kendi ağızlarından yerli ve milli muhalefet yaratma projesini açıkladılar. Ama bilmeleri gereken şu ki Kuvayi Milliye'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yerli ve milli olan bu ülkenin Türk Telekom'unu Hariri'ye, Sevda Tepesi'ni Suudilere, tank palet fabrikasını Beşli Çete'ye ve Katarlılara, şeker fabrikalarını, SEKA'yı, et balık kurumunu, TÜPRAŞ'ı yabancılara satan bir parti, peşkeş çeken bir parti, milyarlarca dolarlık ihaleleri Londra'da tahkim mahkemelerine götüren bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yerlilik ve millilik, demokratiklik ve yurtseverlik dersi verebilecek son partidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıvranışı bundan. Ama milleti gündeminden koparabilmek için, halkımızın ızdırabını gizleyebilmek için muhalefeti susturmayı, muhalefeti baskılamayı hedef alıyor. Peki, genel başkanımız da buna Twitter'da yayınladığı küçük video evet. mesajla en layık bir şekilde cevabı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesi, hiçbir mensubu Türkiye'nin daha demokratik, daha barışçı, daha kardeşçe yaşayacağımız hakça üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye yaratma idealinden geri durmayacaktır, geri adım atmayacaktır mesajını verdi. Peki bu fezleke, size gelen fezlekede Cumhurbaşkanı hakaret var. Başka ne var dediniz? Fezlekeyi inanın çok memleketin asli meseleleriyle ilgilendiğimiz için çok
etüt etme imkanım olamadı. Gördüğünüz kadarıyla. Cumhurbaşkanlığına hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, iftira ve hakaret suçlamaları yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bakın biz... Hayır şunu merak ediyorum, onu sorup siz devam edin. Tabii buyurun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın kalkması ve böyle bir fezlekeden dolayı karma komisyonunda mecliste geçerse ya, yargı karşısına çıkarılması ya da başına bir iş gelmesi, tabii yöneticilerin aynı süreçten geçmesi, bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani çekirdek kadrosu şu an fezleke gönderilmiş. Yani fiilen kapatılması anlamına gelmeyecek mi? Böyle bir şey yapabilirler mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir mensubu, hiçbir yöneticisi inandığını söylemekten, vatanseverce memleketin gerçeklerini dile getirmekten bir adım bile geri adım atmıyor. Atmayacak. Biz Türkiye'yi kutuplaştıran bu bozuk düzeni her koşulda eleştireceğiz. Bir tek rakama, 128 rakamına tahammül edemeyen vatandaşın gündemini başka yapay gündemlerle çarpıtmaya çalışan ve mağdur rolü oynamaktan, mazlum rolü oynamaktan bıkmayan bir tek adam hükümetine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları kardeşliği, demokrasiyi ve cumhuriyeti ve vatanseverliği benimsemiş kadroları tek bir adım geri atmayacak. İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nın kadrolarıyla birlikte iktidarı devralacak. Sarayın telaşı bundan, sarayın tedirginliği bundan, avanelerinin, havuz medyasının bütün manipülasyonu bundan. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en direngen, her türlü darbeye karşı, kapatılmaya karşı tekrar tekrar ayağa kalkmış bir partisidir. Kurumsal geleneği, kadroları en motivasyonu yüksek, en kapasitesi yüksek partisidir. Biz yerel seçimlerde de YSK darbesi başta olmak üzere, her türlü iftira ve manipülasyon başta olmak üzere, belediyelerimizi topal ördeğe çevirmeye çalışan düzeneklere rağmen, onlar başta olmak üzere, halkımızla buluşuyoruz, halkımızın sorunlarını dile getiriyoruz. Genel merkezimizde, belediyelerimizde, örgütümüzde, gençlik kollarımızda, kadın kollarımızda inandığımız değerleri, halkımızın sorunlarını dinleyerek hayata geçirmek için iktidar devir teslimine demokratik ve barışçı yoldan bir gerçekleşecek seçimle iktidar teslimine hazırlanıyoruz. Bunun telaşı var, bunun yıldırma çabası var, bunun sindirme çabası var ama Cumhuriyet Halk Partisi kadroları sinmez, geri adım atmaz. Tabii önemli. Şimdi şöyle, şimdi kitapçıktan bahsediyoruz. Kitapçık şöyle bir kitapçık, ben size göstereyim. Yani 49 sayfalık bir kitapçık. Aslında baktığınız zaman kitapçıkta bol sayıda karikatürler var. Ve bu kitapçıkla ilgili bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yönetimi hakkında dokunulmazlığın kaldırılması, yargılanması için parlamentoya bu kitapçıkla ilgili fezleke geldi. İnanılır gibi değil ya gerçekten. Temmuz 2020'de yayınlanmış. Cumhuriyet Halk Partisi bunu hazırlatıp yayınladıktan sonra mahkemelik oldu, dava açtılar, toplatılması kararı çıktı. Toplatıldı bir anlamda bu kitapçıklar, doğru mu? Evet, bildiğim evet, kadarıyla evet. Siz getirmişsiniz evet. Buraya sonuç olarak. Evet. Ama yani niye bu, demin de sordum, neden Temmuz'da yayınlandı kitap. Ağustos'ta olmadı, Eylül'de olmadı, Ekim'de olmadı, Kasım'da olmadı, Aralık'ta olmadı, Ocak'ta olmadı, Şubat'ta olmadı, Mart'ta olmadı. Niye Nisan'da fezleke geldi? Çünkü Türkiye'yi yönetemedikleri, Türkiye'yi ofis personeli diye işe aldığı gençlerin çok kısa sürede zenginleştiği, çok kısa sürede lüks arabalara sahip olduğu, çok kısa sürede kokain kullanır bir hale geldiği, gençlerimizin, milyonlarca gencimizin işsiz iş kurum kapısında beklerken kendilerine yakın kadroların her türlü imkana sahip olduğu bir Türkiye gerçeğinin adı, tartışılmasını istemiyorlar. Uyuşturucu adı vermeyelim de yanlış olur o. 128 yani. Milyar doların nereye harcandığının tartışılmasını istemiyorlar. Eğer kuru ekmek yiyorsanız demek ki aç değilsiniz diyen Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin sözlerinin duyulmasını istemiyorlar. Hukuksuzluğun
ortaya çıkarılmasını istemiyorlar. Afişlerin hiçbir mahkeme kararı olmaksızın indirilmesinin tartışılmasını istemiyorlar. Dolayısıyla aslında tamamen iflas etmiş bir ülkeyi yönetemeyen 20 ayda 3 Merkez Bankası başkanını değiştiren, 4 TÜİK başkanını değiştiren, güreşçileri bankaların yönetim kurullarını alan, torpillileri 4'er 5'er maaşlı istihdam eden fakat milletin evladı, halkın çocukları işsiz gezerken 10 milyondan fazla işsize doğru düzgün bir bütçe tahsisatı yapamayan bir hükümet Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve diğer muhalefet partilerini sindirmeye çalışıyor. Burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, sadece İyi Parti değil, Saadet Partisi değil, Demokrat Parti değil, HDP değil, Türkiye'deki tüm partiler, yeni kurulan partiler, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de benzeri mekanizmalarla susturulmak ve muhalefet yapamaz duruma getirilmek istiyor. Fakat yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları hodri meydan diyerek buna şimdi, dur diyecekler. Aslında dediğiniz şey bir örnek var. Anadolu Ajansı'nda genel müdürüydü Şenol Kazancı. Görevden alındı. Sözde istifa etti ya da neyse. Kimdi Şenol Kazancı? Sayın Bilal Erdoğan'ın okulun adını duyunca diyeceksiniz ki okul mezunu işsiz yok. Kartal Anadolu İmam Hatip Okulu'ndan sınıf arkadaşı. Peki TRT Genel Müdürlüğü'nden alındı da ne oldu? İşsiz mi kaldı? Benim çocuğum işsiz diyenlere söylüyorum. Beyefendi Şenol Kazancı Anadolu Ajansı'ndan alındı. Varlık Fonu'nda başkanlığını Sayın Erdoğan yaptığı fonundaki Türksel'e yönetim kurulu üyesi oldu. Maaş ne kadar biliyor musunuz? 56 bin liracık. Sadece 56 bin lira. Yani bu normal mi Sayın Açık? Ramazan'a girdik. Diyanet İşleri Başkanlığı fitre rakamı açıkladı. 30 günlük fitre bir ailenin alma hakkı olan inancımıza göre fitre asgari ücretin üstünde. Yoksulluk o kadar arttı ki, fakirlik o kadar arttı ki. Bir tarafta bu fakirlik, yoksulluk hikayeleri, borç hikayeleri, iflas hikayeleri Fatih Bey. Diğer taraftan 1, 2, 3, 4 maaşa bile gözü doymayan, tamah eden, lüks ve şatafat içerisinde yaşamayı doğal bir hak gibi gören sarayın imtiyazlı zümresi. Bir tarafta yurttaşlar, bir tarafta saray zümresi. Bu tablonun görülmesini istemiyorlar. Bakın milletvekillerimiz gerek Sayıştay raporlarından, gerek soru önergelerinden ve araştırma önergelerinden, gerekse medya kanalıyla edindikleri bilgilerden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm kadrolarına kadar sirayet etme noktasına gelmiş. Üst yönetimde yüksek maaş alan çok fazla sayıda lüks yaşam sağlamaya müsait kadroların tespitini yaptılar ve bunu basınla paylaşıyorlar. Fakat bu konuda da tüm karartmalara ve sansüre rağmen halkımız şu gerçeği görüyor. Artık saray hükümeti yerde oturup iftar sofrası açma görüntülerine rağmen sırça köşkünde lüks ve şatafat içerisinde yaşıyor. Yoksulluğu yaşayan, evine kuru ekmeği götüremeyen, gıda enflasyonundan %40'ı bulmuş gıda enflasyonundan muzdarip 10 milyonları sırtını dönen bir saray rejimi var. Bu tablo rahatsız ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Bunun konuşulmasını istemiyorlar. Onun için amirallere eziyet ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları hakkında fezleke çıkarıyorlar. Boğaziçi öğrencilerini itip kakıyorlar. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde sesini duyurmaya çalışan, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınları, emekçi kadınları susturmaya, joplamaya çalışıyorlar. Bütün bunlar bizim il ve ilçe örgütlerimiz tarafından pankartlarla, basın açıklamalarıyla gündeme getiriliyor, taşınıyor. Türkiye'de bir tek yurttaş yok ki sorununu Cumhuriyet Halk Partisi'ne anlatamasın ve bizim Anadolu'yu gezen tüm milletvekillerimiz bu meseleleri meclis kürsüsüne taşıyoruz, medyaya taşıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefeti, ana muhalefeti, susturma çabasının arkasındaki sebep bu. Bu bir korku psikolojisidir. İktidarı kaybedeceklerini gördüler. Telaş ve korku içerisinde bizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını, Millet İttifakı'nın kadrolarını sindiremeyecekler. Peki, demin söyledim 56 bin lira maaş almaya başlamış Anadolu Ajansı'ndaki görevinden alınan Şenol Kazancı.
Türkcell'e hemen yönetim kurulu üyesi olmuş 56 bin lira. Bu arada Sayın Erdoğan 2 gün önce Millet Kütüphanesi'nin açılışında gençler işsizlikten söz edince dedi ki kardeşim ne işsizliği? Aynen sözü şuydu, onu vereyim size. İşsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. O da şu, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde özellikle 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Ve şöyle devam ediyor. Birçok arkadaşımız üniversiteden mezun oluyor fakat istihdam sorunu yaşıyor. Burada bir planlama sorunu var mı sorusuna şu yanıtı vermiş. Dikkatle dinleyin. Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Yani sizin çocuklarınız ve gençleriniz kalifikasyon konusunda eksiği var ve kendini ispat edemiyor Sayın Cumhurbaşkanı'na göre. Etse iş bulacak. Demek ki edemiyor. Benim de birçok tanıdığım var. Bilkent mezunu, ODTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu. Çocukların hepsi işsiz. Demek ki kalifikasyon sorunları var. Demek ki kendini ispatlayamıyor. Ne diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım? Siz bir öğretim üyesiniz aynı zamanda. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde istihdam ve eğitim arasındaki bağ koptu Fatih Bey. Eğitim kalite kaybetti. Öğrencilerimiz almaları gereken nitelikte kaliteli eğitim alamıyorlar. İstihdam ise maalesef arzulanan düzeyde gerçekleşmiyor. Çünkü rant ekonomisine yatırım yapmış, betona yatırım yapmış yıllarca bir parti. Üreten Türkiye için gerekli olan fabrikaları ve iş yerlerini açamıyor. Mart ayı itibariyle İşkur'a 800'e yakın doktoralı, 18 bine yakın master derecesi olan, 400 binden fazla lisans derecesi olan, 330 binden fazla da yüksekokul derecesi olan kardeşimiz başvurdu, yurttaşımız başvurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi bu kadar geniş sayıda diplomalı işsizimize iş bulamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da sanki bu gençlerde hiçbir kalifikasyon yokmuş, hiçbir nitelik ve meziyet yokmuş gibi, liyakat yokmuş gibi suçu gençlere atıyor. Kalifikasyonu yok diye onlara İsterseniz atıyor. Bir dinleyelim. Şey var o ses. Yani belki şimdi izleyiciden aklınızda şu kalabilir. Ya Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir söz söylemez. Nerede söylemiş diye. Getir sevgili Kutay, o sesi bir duyalım. Kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Şu anda birçok arkadaşınız üniversitelerden mezun oluyor başarılı şekilde. Fakat istihdam sorunu yaşıyor. Acaba burada bir planlama sorunu mu var? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili kardeşim, öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. O da şu, yani bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Bu son açıklanan rakamda aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsürdü. Şimdi biraz daha şey yapmış oldu, artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat bu Covid meselesi sebebiyle tabii turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da ne yaptı? Olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Çok ciddi istihdam yaptık. İş nereye geliyor? Garanti noktasında kalifikasyona geliyor. Ve kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Sizin öğrencileriniz kalifikasyon eksik olan, kendisini ispatlayamayan öğrenciler mi ki mezun olunca işsiz kaldılar? Ne demek istedi Sayın Cumhurbaşkanı? Sayın Cumhurbaşkanı halkımızın sorunlarıyla alakasını kesmiş. Milletimizin işsizlik sorunu umurunda değil. Gençlerimizin kredi yurtlar kurumu borçları, e-hacizler onu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu açıklamalar aslında halkın gerçekleriyle, halkın sorunlarıyla bağını koparmış bir saray hükümetinin durumunu tasvir ediyor. Bakın, oraya davetli olarak çağırdıkları genç kardeşimiz bile burada bir sorun mu var diyor. Eğitimin nitelik kaybına sebep olmuş. Geldikleri günden itibaren 7-8 Milli Eğitim Bakanı'nı ardı ardına değiştirmiş. Sınav sistemini, okulları, üniversiteleri, meslek liselerini yerle yeksan etmiş.
torpili ve kayırmacılığı istihdamın merkezine yerleştirmiş. 5.7 milyondan fazla gencimizin ise ne eğitimde ne istihdamda olduğu, 10 küsür milyon insanımızın iş bulamadığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Fatih Bey, Türkiye'de insanlarımız, gençlerimiz bu kadar niteliksizse bu gençler nasıl Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da, yurt dışında en üst düzeyde üniversite mezunlarımız beyin göçü olarak, liseden başlayarak yurt dışına gidebiliyor? Niteliksiz olan gençlerimiz değil, niteliksiz olan saray hükümeti. Bunlara istihdam yaratamıyor, bunlara fabrika, atölye yaratamıyor, bunlara sektörel olarak gerekli becerileri kazandırmıyor, kazandıramıyor. Bugün hukuk fakültesi kuruyorlar, dekanların arasında hukukçu yok. Üniversiteleri kayyum rektörlerle yönetmeye çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin durumu ortada, Ankara Üniversitesi'nin ve diğer üniversitelerin durumu ortada. 20'den fazla üniversitenin rektörü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekili. Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk fakültesi kurdular. Dışarıdan bir hocayı dekan olarak atadılar. Teknokentler çalışmıyor. Meslek liseleri kaderine terk edilmiş. Anadolu'da açtıkları üniversitelerden mezun olan çocukların gidecek yeri yok. 5.7 milyon ne eğitimde ne istihdamda olan genç var. Dolayısıyla aileler ne yapıyor? Yıllarını çocuklarının eğitim masraflarına harcıyorlar. Devletin yapması gereken eğitim yatırımını aile yapıyor. Çocuk işsiz kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın umrunda değil. Umrunda değil. Aile bir de gence 10 sene bakıyor. Mezun olduktan sonra 35 yaşına gelmiş iş bulamayan yüz binlerce üniversite mezunu genç var. Ev genci oluyor. Şimdi buradan neyi görüyoruz? Halkın sorunlarıyla empatisini kaybetmiş. Umurunda olmayan ve memleketin sorunlarını çözme becerisini kaybetmiş. Merkez Bankası Başkanı'nı, TÜİK Başkanı'nı, Milli Eğitim Bakanı'nı çarkı felek gibi değiştiren bir yönetim görüyoruz. Ve bu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eğitim politikalarının da iflasının ilanıdır. Sadece istihdam politikalarının değil, eğitim politikalarının da iflasının ilanıdır. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı oranı %3'ü geçmiyor. Bu oran Polonya'da %20'lerde. Polonya'da bile %20'lerde. Dolayısıyla mesele Türkiye'nin parlak beyinlerinde, üniversite gençliğinde değil. Mesele bunlara iş yaratamayan, yani yaratamayan. Kalifikasyonda değil. Ne demek kalifikasyon? Nitelik, beceri, iş için gerekli olan ehliyet. Yani bizim gençlerimiz beceriksiz anlamına mı geliyor? Onu diyor. Onu diyor. Ama nasıl bir cumhurbaşkanı kendi ülkesinin gençlerine beceriksiz der? Beceriksiz diyor demek zorunda. Neden? Çünkü aşı konusunda biliyorsunuz skandal bir noktaya geldi Türkiye. Maalesef sağlıkçılarımız ve vatandaşlarımız hükümetin yanlış sağlık politikasının, aşı politikasının faturasını ödüyor. Kabahati 84 milyona atıyor. Kendisi sorumsuz. Kendinin bundan bir sorumluluğu yok. İşsizlik var. Kabahat gençlerde. Niye? Tarım çökmüş. Kalifikasyon yetersiz. Tarım çökmüş. Kabahat çiftçide. Emekli geçinemiyor. Kabahat emeklide. Ev kadınları gıda enflasyonundan şikayet ediyor. Kabahat kadında çünkü evde çok israf var. Sebze atılıyor, ekmek atılıyor vesaire atılıyor. Tasarruf için. Yani herkes akıllı, suçlu, evet. Herkes sorumlu. Montrö için amiraller vicdani vatansever görevini yerine getiriyorlar. Belki suistimal edildi zamanlamasıyla şununla bununla. Ama görüş bildiriyor bu insanlar. Amiral ve deniz hukukunu en iyi bilen insanlar. Montrö'yü bunlardan daha iyi bilen kimse mi var? Amiraller suçlu. Herkes suçlu. Bir tek makam, saray ve bürokrasisi masum. Sayın Erdoğan'ın ben 19 yıl boyunca yaptığı bir hatadan dolayı özür dilediğini ya da sözünü geri aldığını hatırlamıyorum. Yani ikisini de yapmadı. Öyle bir yapısı yok. Yani öyle bir yapısı var. Peki Profesör Doktor Oğuz Oyan 24. dönemde milletvekili, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yakından tanıdığı bir isim, aynı zamanda bir akademisyen. Hocam sizin öğrencilerinizde kalite ve kalifikasyon sorunu mu var ki sizin okuttuğunuz, mezun ettiğiniz öğrenciler iş bulamıyor? Sayın Erdoğan'ın bu tespitine öncelikle bunu bir sorayım. Katılıyor musunuz bir akademisyen olarak?
Öncelikle meslektaşım sevgili Fethi Açıkeli selamlıyorum. Bu soru aslında tabii hem ona hem bana sorulmuş bir evet. soru da oluyor. İkimiz de çok öğrenci yetiştirdik. Yani burada aslında çok sorumlu, her şeyden sorumlu ama her şeyden sorumsuz bir Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını görüyoruz. Aslında daha önce biliyorsunuz bir bakanı da şunu açıklamıştı. Türkiye'de ancak ara kademe eleman yetiştirilebilir demiş idi, hatırlayacaksınız. Yani bunların ufku Türkiye'nin yani bir yere gidemeyeceği, çok fazla büyük bir teknolojik atılım yapamayacağı üzerine kurgulanmış bir şey. Dolayısıyla burada aslında kendi şeylerini, açıklarını örtmek için suçu her zaman olduğu gibi şeye atıyorlar. Yani işe arayana atıyor, üniversiteyi bitirmiş öğrenciye atıyor. Nasıl ki Covid meselesinde hiç sorumluluğu kabul etmiyor. En son gele geldikleri nokta 84 milyon sorumlu. Ya kim yönetiyor bu 84 milyonu? Yani bu sorumluluk esas olarak siyasi sorumluluk değil midir? Hayır. Yani o şey, yani onlar yeterince nitelikli olsaydı, yani kalifiye olsaydı o zaman iş bulurlardı. O zaman bir, senin üniversitenin yeterince kaliteli eleman yetiştirmiyorsa üniversiteyi kim yönetiyor? Onların başına nitelikli olmayan rektörleri atayan kim? Efendim? Yani yani liyakat açısından bakarsanız bir kere o öğrenciler muhtemelen büyük bölümü siz atadığınız rektörlerden daha kaliteli nitelikte. Yani önemli bir bölüm açısından bunu söyleyebilirim. Yani burada liyakat üzerine asla çalışmayan bir mantığın, bir kamu yönetiminin öğrencilere bir liyakat eksikliği, daha doğrusu nitelik, kalifikasyon eksikliği suçlamasında bulunması doğrudan doğruya bir itirafname gibidir. Kendini suçluyordur o zaman eğer bu doğruysa. Ki bunun doğru olduğunu da düşünmemek lazım. Elbette üniversitelerde şunu söyleyebiliriz. Genel olarak bir nitelik gerilemesi AKP döneminde olmuştur, olmaktadır. Ama bunun sorumlusu siyasetin ta kendisidir. Yani bu nitelik kaybı doğrudan doğruya aynaya bakıp cevap verilmesi gereken bir şeydir. Yani dolayısıyla siz mesela bu kadar şeyi olmayan, talebi olmayan alanlarda yeni yeni bölümler açarsanız, yeni yeni fakülteler açarsanız ondan sonra sadece şeyi ertelemiş olursunuz. Yani üniversiteli işsizliği bir miktar ertelemiş oluyorsunuz. Yani daha fazla hukuk fakültesine gerek var mı hukuk olmayan bir ülkede mesela? Yani bu kadar çok bazı bölümlere ihtiyaç var mı? Akademi, iktisadi, idari bilimler fakültelerine vesaire ya da benzeri birçok alanda. Yani öğretmen yetiştiriyorsunuz, sonra öğretmenleri istihdam etmiyorsunuz. Yani burada kalifikasyon değil, burada hem bir plansızlık söz konusu hem de bir şey var, değerini azaltma var. Yani şeyin, üniversite eğitim değerini azaltma var. Bu iktidar tarafından yapılmış bir iştir. Peki hocam, ikinci sorum hemen kısaca sorayım. Bu 128 milyar doları siz mi aldınız? Aldıysanız nereye sakladınız? Bugün Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı, bizim haberimiz yok bundan dedi. Evet, yani Merkez Bankası'nın açıklamasında hiçbir şey yok aslında. Nihayet konuştu diyebileceğimiz bir şey. 2017-21 Şubat'ında Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında imzalanmış bir protokole atfen söylüyor. Yani bu bir şey ifade etmiyor. Yani onun gerisinin açıklanması gerekir. Neyi anlatmaya çalışıyor? Ama şunu söyleyelim, 2016'dan beri Merkez Bankası açık ihaleyle döviz alım satımı yapmıyor. Yani bu aslında Merkez Bankası açısından çok ciddi bir şeffaflık eksikliği. Yani burada neye göre satıyorsunuz, hangi fiyat oluşumuna göre satıyorsunuz gibi birinci mesele budur. İkincisi, yani bu dövizleri eritirken siz yani gerek Cumhurbaşkanı gerek damadı yani bütün bu süreçte hakim pozisyondayken doğru kararları alıp almadığınız konusunda bir hesap verdiniz mi? Yani niçin damadı değiştirdiniz, Kasım ayında yerine Naci Ağbal'ı getirdiniz? Niçin ondan sonra faiz politikası farklı bir yöne evrildi ve dövizler bir miktar istikrar kazandı? Ve tabii niçin tekrar Naci Ağbal'ı görevden aldınız? Bütün bu sorular, bunların bir kısmı açık. Yani bunların bir kısmı açık. Bir kere faiz saplantısı var. Bir.
Onun ötesinde enflasyonun tek nedeni faizlerdir diyen bir başka saplantı var. Yani birinci saplantı daha çok bu şeyden, Erbakan ekolünden gelen bir saplantı. İkincisi de yani ekonomi bilmemekten gelen bir saplantı. Ama bu saplantıların Türkiye bedeli çok yüksek. Bakın bu Nurettin Canikli'nin açıklamaları falan da hiçbir yere oturmuyor, onu da söyleyeyim. Nurettin Canikli ne diyor? Az talep dengesidir diyor bunun şeyi. Yani Merkez Bankası eğer döviz talep edildiğinde arz etmezse temerrüde düşer. Bu tamamen şeydir. Yani safsatadır. Neden? Bir de üstelik bunu söylerken bilim insanlarının falan şeyi iksat bilmemekte falan da suçluyor. Neden safsata olduğunu söyleyeyim. Bir kere ortada olan bir dalgalı kur rejimi var. Dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası döviz arzıyla yükümlü değildir. Döviz arz etmekle yükümlü değildir. Piyasada ise piyasada. Sen bu böyle bir arza yükümlü değilsin. Niçin Merkez Bankası'na böyle bir şey verdiler? Çünkü faiz silahını kullanmadılar. Ta 2018'den beri 3 kez döviz krizi yaşadık. Faiz silahını kullanmayınca kuru tutmak için ellerinde tek bir mekanizma kalıyordu. O da en kötüsüydü. Döviz rezervini eritmek. Döviz rezervini eritmenin ilave maliyetleri var. Şimdi mesela temerrüde düştük, düşerdik diyor. Şimdi temerrüde düşmüyor musun? Şu an Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 43 milyar dolar. Hadi bakalım şimdi döviz taleplerini karşıla. Yani onun mantığına göre o zaman tam da şimdi düşmüş olmuyor musun temerrüde? Hocam bir şey soracağım. Bir Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcı'nın bir açıklaması var. Şöyle diyor, 128 milyar dolar nereye harcandı sorusuna. İnanılmaz böyle çok yuvarlak yanıtlar vermiş ama ben bir tanesini seçtim. Finansal istikrarın korunması, ödemeler dengesi finansmanı ve döviz arz talep dinamikleri kapsamında işlemler gerçekleştirilmiştir diyor. Hocam bunun Türkçesi ne? Yani bu aslında hiçbir şey demek değil. Döviz arz ve talep çerçevesi işlemler gerçekleştirilmiş. Böyle bunu tekrar söyleyeyim. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerini eritmek pahasına döviz arzı, döviz talebini karşılamak gibi bir yükümlülüğü yoktur dalgalı kur rejiminde. Yani şimdi bakın olaya şuradan bakın. Şu an Merkez Bankası'nın rezervleri negatifken sizin yıllık ödeme yükümlülüğünde bulunduğunuz 190 milyar dolarlık bir borç, dış borç servisi var. Dış borç servisiyle Merkez Bankası rezervlerini karşıladığınız zaman yani orana vuramıyorsunuz çünkü negatifte. Yani işte temerrüde düşme eşiğiyle şimdi geliyorsunuz. Merkez Bankası rezervlerini tükettiği zaman siz de aşırı borçlu bir ekonomiyseniz ve yıllık borç şeyiniz, servisleriniz de bu kadar yüksekse 190 milyar dolar gibi ki milli gelirin dörtte biri civarında bir şeyden bahsediyoruz. O zaman işte tam da şimdi dış borçları ödeyememe yani temerrüde düşme durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bunu yani Nurettin Canikli bu çıkışları yaparken muhtemelen başka hesapları da yapıyor olabilir. Yani hiç kimsenin konuşmadığı bir ortamda ne Merkez Bankası Başkanı konuşuyor ne Hazine ve Maliye Bakanı konuşuyor. Merkez Bankası Başkanı. Peki bir şey daha sorayım hocam. Evet. Şöyle diyor, evet. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, dünyanın hiçbir yerinde bu tür karşı taraf ayrıntıları açıklanmaz diyor. Ne demek bu? Yani 128 milyar doları ben sattım, dağıttım ona buna ama hiçbir Merkez Bankası bunun kayıtlarını karşı tarafa açıklamaz diyor. Böyle bir şey var mı hocam? Ben yanlış mı biliyorum? Yani bakın şimdi açık ihalelerle yapılır bunlar. Açık ihaleyle yaptığınız zaman zaten tarafları bellidir. 2016'dan beri bunları yapmamakla bir kere bir büyük şeyin içinde, perdeleme içinde Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi. Öbür taraftan merkez bankalarının meclise, milletvekillerine her yıl düzenli olarak hesap verme mecburiyetleri vardır. Bunu plan ve bütçe komisyonuna yaparlar, yapmak zorundadırlar. Ve burada plan ve bütçe komisyonu sorduğu her soruya yanıt alabilmelidir. Yani bu en büyük şeyiniz neydi? Yani bu dövizin en büyük alıcıları kimlerdi? Yani tek tek ismen belirtmek belki değil ama en azından bunun hangi şeye gittiğini. Bakın şimdi şeyde de görüyorsunuz Canikli'nin açıklamalarında da bunu biz de az çok hesaplıyoruz. En büyük kime gitti diye baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bir kere şeye gitmiş vaziyette en çok. Yani dışarıya
kaynak çıkarmak isteyen, yani Türkiye'deki sıcak para, Türkiye'deki yatırımlarını dan işte çıkan, yani bu nedir bu yatırımlar? Borsadır, devlet iş borçlanma senetleridir, mevduattır. Bunlardan çıkan sıcak para neden çıkıyor? Çünkü döviz krizi olmuş. Aman bir an önce toparlayıp bohçayı çıkalım. Tekrar gireriz. Hele bir şey olsun, fiyatlar tekrar lehimize dönsün. Yani müthiş bir döviz arbitrajı var ortada. Müthiş bir spekülasyon da var tabii. Ama buna neden olanlar kimler? Ekonomiyi yönetenler. Faiz silahını son dakikaya kadar çekmiyorsun. Adam her istediği kur seviyesinden döviz veriyorsun. Yani örneğin geçen sene Haziran ayında, Temmuz ayında 6.85'lere sabitlediniz, demir attınız. Bunu nasıl yaptınız? Bunu işte sürekli olarak arz ederek, döviz arz ederek, swaplarla üstelik şeyde kasada hiç para kalmadığı zaman döviz TL swapları yaparak, kamu bankalarını arada kullanarak yaptınız. Ve sonuçta 6.85'ten alıp gidenler bir ay sonra size bilmem 8 liradan tekrar girebiliyorlar. Yani böylesine bir şey. Hocam bir şey daha soracağım. Hocam izin verin. Ya gözünüzü seveyim hocam. Siz bu işe yıllarınızı verdiniz. Hocaların hocasısınız. Bir şey soracağım. Bir ülkenin Merkez Bankası rezervlerini bir yıl içinde sıfırlayan bir anlayışın, bu paranın nereye gittiğini, tüm Merkez Bankası rezervlerini sıfırlamışlar. Nereye gittiği konusunda kamuya, yatırımcıya, muhalefete, parlamentoya bir bilgi verme yükümlülüğü, sorumluluğu yok mu? Niye bilgi vermiyorlar? Kesinlikle var. Zaten Merkez Bankası kanununda var. Her yıl bunu parlamentoya böyle bir açıklama yapmak zorundalar. Bunu yapmadılar. Bence muhalefet partilerinin de hemen talep etmeleri gerekiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu olarak da oradan gitmeleri gerekiyor. Bu hesabı böyle üstün körü 2017 anlaşması deyip iki kelime ederek, iki cümle ederek açıklamak mümkün değil. Gelip hesap verecekler. Amerika'ya bakın. Amerika'da Merkez Bankası Başkanı Senato'nun önünde adeta sorguya çekilir. Demokratik bir yapı bunu gerektiriyor çünkü. Yani başka türlü şey yapamaz. Yani orayı yönetemez. Ancak hesap verdiği takdirde yönetebilir. Bakın ikinci büyük grup nedir bu döviz şeylerinin erimesinden yararlanan? Türkiye'de özel sektörün şey borcu, döviz cinsi borcu çok yüksek. Bu da gene AKP'nin 2009'da aldığı bir kararla oldu. 2009'da şu karar aldı hükümet. Döviz geliri olmayanlar da döviz cinsinden borçlanabilirler dedi. Yani krizden çıkabilmek için 2009'da böyle bir karar aldı. Dolayısıyla döviz geliri olmayanlar da döviz cinsinden borçlanınca şeye çok açık hale geldiler. Yani bu tür döviz çalkantılarında şirket olarak temerrüde düşmeye bunlar çok açık hale geldiler. Bunları zaman zaman kurtarıyorlar. Nasıl kurtarıyorlar? İşte dövizi sabit tutmak için rezervleri eritiyor. O sırada bu şirketler de bunların önemli bölümü de tabii iktidara yakındır. Tazyik yapıyorlar çünkü bunlar. Aman faizleri yükseltme. Bunlar döviz borçlusu olanlar aman faizleri yükselt de bizim şeyimiz az kalsın ya da faizleri yükseltemiyorsan aman döviz arzını yap da biz düşük kurdan bu borçların bir kısmını ödeyelim. Nitekim bunu yapabildiler. Yani epey bir azalttılar borçlarını. 50 milyar dolar kadar borç azaltması yapabildi Türkiye'de özel şirketler bu düşük kur üzerinden. Yani iki ana şey var, akış var. Bir tanesi içerideki yabancı paraya büyük bir kıyak yaptılar. Alın siz düşük kurdan çıkın. İkincisi de bu şirketlere borçlarınızı, bu döviz cinsinden borçlu olanlar daha çok enerji şirketleridir. Daha çok işte bu şeydir, büyük bunların beşli çetesidir vesairedir. Bunlar buradan büyük bir parça koparmış oldular. Yani bunun hesabını mutlaka sormak gerekiyor. Yani burada ben CHP'nin çok iyi bir şey tutturduğunu düşünüyorum. Yani iktidarda zaten bundan kaçacak yer arıyor sürekli olarak afiş indiriyor. Peki hocam bir soru var. Bir izleyicimiz sormuş, haklı bir soru. Bu kadar döviz satıldıysa karşılığı olan lira nerede diyor. Nerede? Şimdi Merkez Bankası aslında her döviz girişi üzerinden TL basan bir yapı.
Ama bunun karşılığı lira nerede? Bu tabii şey bir soru. Yani dövizi döviz, sattın, lira geldi. Bu lira görülmez mi? 128 milyar evet. doların karşılığında bir lira girişi olmaz mı Merkez Bankası'na? Sattın dövizi. Evet. Bu para nerede hocam? Anladım. Şimdi bu dövizden dövize geçiş biçiminde de oluyor. Yani illa bir döviz TL'ye dönmüyor. Sen dövizi satıyorsun, o dövizin TL'ye... hayır, yani TL'yi verip tabii diyelim ki yabancı dışarı çıkarken TL cinsi yatırımı dövize çeviriyor. TL verip döviz satın alıyor. Ama bunu Merkez Bankası'na mı ödüyor? Merkez Bankası bu işlemlerin önemli bölümünü kamu bankaları aracılığıyla yaptı veya diğer bankalar aracılığıyla da yaptı swap işlemlerini. Dolayısıyla Merkez Bankası böyle bir işlemde döviz al, şey lira al, döviz sat biçiminde bir işlem olarak da düşünmemek lazım. Yani bu işin içinden çıkılmıyor hocam. Ne yaparsak yapalım bu 28 milyar doların içinden çıkılmıyor hocam. Hocalara soruyorum. Yani bilenlere soruyorum, Merkez Bankası eski başkanlarına soruyorum. Kimse 1,5 yılda hazineden, yani Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar doların nasıl ve nereye çıktığı konusunda bilgi sahibi değil. Anlayamıyorlar. Siz de anlayamıyorsunuz aslında, haklı olarak yorumlayamıyorsunuz. Çünkü mantık dışı bir olay. Son sorun, bu mantık dışı bir olay mı hocam? Hayır, mantık dışı bir olay değil. Yani bu anlayamamak diye bir şey yok. Şeyi, baştan beri söylediğimiz şey şu. Eğer Türkiye gibi dışa açık bir ekonomi, üstelik de döviz rezervleri zaten yeterli değilken, dövizi tutmak için rezervlerini satarak bundan sıyrılmaya çalışırsa sonuç bu olur. Yani bu sadece Türkiye'nin denediği bir şey değil. Başka denemeler, başka ülke denemelerinde de ortaya çıkmış bir sonuçtur. Bu kadar küçük rezervleri olan, yani 128 milyar dolar vesaire, bunlar büyük rezervler değil. Bakın, Türkiye'nin yıllık ödemesi gereken miktar 190 milyar dolar dış borç. O rezerv yerinde duruyor olsa bile, net rezerviniz 128 milyar dolar olsa bile bu şey karşısında, bu kadar büyük bir dış borç ödemesi karşısında bu zaten yetersizdir. Kaldı ki şöyle, tabii bu hesaplarda şöyle hikayeler de var. Yani 128 milyar brüt rezerv miydi, net rezerv miydi tartışmaları var. Evet hocam. Yani şeyi ben size söyleyeyim. Yani hocam, son sözünüzü alayım. Kapatmak üzereyim, bitti çünkü süremiz. Son sözünüzü alayım. Evet, yani iktidar bunun hesabını vermek zorundadır. Hem meclise vermek zorundadır, milletin temsilcilerine, hem de millete vermek zorundadır. Bu afiş indirmekle olmaz, hesap vermekle olur. Peki hocam. Çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Son söz sizde. Ya hoca söyledi ama hala çözemedik bu işi. Yani. Çözemedik ama şunu hızla söyleyeyim. Değerli hocam çok güzel ifade etti. Kendisi benim aynı zamanda fakültede beraber çalıştığım bir değerli hocam. Şimdi Türkiye geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 62 milyar dolarlık özelleştirme yaptı Fatih Bey. Bunun iki katı kadar parayı, 128 milyar dolar, iki katından fazla parayı, özelleştirme parasından fazla parayı buharlaştırdılar. Beceriksizlikle buharlaştırdılar, liyakatsizlikle buharlaştırdılar, umursamazlıkla buharlaştırdılar ve gelecek kuşakların sırtına çok büyük bir borç, çok büyük bir yük bindirdiler. Türkiye bugün bakın, yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek borç ve yüksek işsizlikle boğuşuyor. Yani... Yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek kur, borç ve yüksek işsizlikle boğuşuyor. Peki bunun sebebi ne? Özetleyeyim. Bunun sebebi sarayın yüksek umursamazlığı, yüksek beceriksizliği, yüksek liyakatsizliği. Saray rejimi, tek adam hükümeti memleketin bütün kanallarını, bütün kurumlarını, kadrolarını çökertmiş durumda. İstatistik olalı böyle eziyet görmedi TÜİK'in elinde. Merkez Bankası da böyle eziyet görmedi AKP'nin yönetiminde. Milli Eğitim Bakanlığı da aynı şekilde. Bakın, aya sert iniş yapacağız diyorlar. Vatandaş markete sert iniş yapıyor. Gıda fiyatları enflasyonu %40. Öğrencilerimiz, 4 milyondan fazla öğrencimizin tableti, bilgisayarı yok. EBA'ya sert iniş yapıyor. Eğitimden kopuyor. Çocuklarımızın geleceği töhmet altında. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı kalifikasyona sahip değil diye üniversite öğrencilerini, lise öğrencilerini suçluyor. Aileler bunalıma sert iniş yapıyor. Buhran intihara
bunalıma sürüklüyor. Bundan çıkış kolay. Türkiye Cumhuriyeti'nin kapasitesini, geleneğini 2. yüzyıla büyük bir umutla açılacağının işaretlerini 2019 yerel seçimlerinde gördük. Enseyi karartmayalım, umutsuzluğa kapılmayalım. Yurtseverler asla karamsarlığa kapılmazlar. Bilim, aydınlanma bizi düzlüğe çıkaracak. Milletimiz de, halkımız da Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla bu enkazı kaldıracağız. Halkımız yumuşak iniş yapacak. Saray ama ilk seçimde sandığa sert bir inişle cevabı, gerekli cevabı alacak. Peki Sayın Açıkal, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın saat 20'de biliyorsunuz Klasik var. Türkiye Nereye? Önemli bir program. Yine çok önemli konuklarım var. Türkiye'nin sorunlarını enine boyuna tartışacağız. Açık konuşacağız, doğru konuşacağız, cesur olacağız. Yarın saat 20'de Türkiye Nereye'de buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.